Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Xitay atalmış terörlüğe karıştırışını devamlaştırdığını tekitledi. Xitayın atalmış terörlüğe karıştırış hizmet grubusunun başlığı Zhao Keji Xitay'da açılan terörlüğe karıştırış hizmet yığınında Şarkı Türkistan arkalık Xitay'ını çekleşke kat'i karıştırdığını hakkında jar saldı. Xitay Halk Torunun 6 fevraldaki haberde bildirilişçe atalmış terörlüğe karıştırış hizmet grubusunun başlığı Zhao Keji yığında açılan terörlüğe karıştırış hizmeti rehberlik grubusu yığını ve memleketlik terörlüğe karıştırış hizmeti televizyon telefon yığınında Şarkı Türkistan'ı alahide tilga elip Garibning Sharqi Turkiston orqali Xitoyni cheklash suiqasdiga qat'iy qarshi turish kerakligi haqida jar solgan. Zhao Keji yig'inda chegara ichidagi zo'ravonlik, terrorlik harakatlariga qattiq zarba berib, oldini olish zo'ravonlik, terrorlik tahdidini bir holatida qat'iy to'sish, yuz bermagan bosqichda yo'qotish, asabiylikni mohiyatdan tuzash qatorliklarni tilga olganidan sirt, Xitoyning chet eldagi apparatlari mablag' selish turlariga bo'lgan terrorlikka qarshi turish, oldini olishni kuchaytirish Xitoyning chet eldagi manfaat bexatarligini qo'g'dash iqtidorini o'stirish qatorliq nuqtalarini ta'kidlashi muhim diqqat qo'zg'agan. Xitoy 2000 yildan boshlab Xitoyning terror siyosatiga norozilik bildirgan Uyg'urlarni boshqich qilib aytganda barliq Uyg'urlarni xalqaro terrorchi qilib ko'rsatishga urinib kelgan. Shuning bilan masqadamda atalmish terrorchilarga zarba berish nomida Sharqi Turkiston xalqini bostirib kelgan edi. Xitoy rejimi yaqinqi yillarda xalqaro jamiyatni kun tartibiga kelayotgan radikallikka, terrorizmga qarshi turish masalasini suiiste'mol qilib, bu bahona bilan Sharqi Turkiston xalqiga ochiq ashkori irqiy qirg'inchilik yurgizishga boshlagan edi. Kuzatuvchilar Zhao Kejining yig'indagi bayonlarining amaliyotda Xitoy rejimining atalmish terrorizmga qarshi turish nomida Sharqi Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishni davomlashtirish niyatining bir ishorati ekanligini bildirishmoqda. Amerika Xitoyının yana 33 şirketini qara tizimlikka kirgizdi. Amerika Savdo Ministerligi Xitoyının yana 33 şirketini qara tizimlikka kirgizib, bular bilan savdo aloqasida bo'lgan Amerika şirketlerini tehamo diqqat qilishga chaqirdi. Amerika ovozining 8 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Amerika Savdo Ministerligining tekshirishdan o'tmaganlar tizimligi deb atalgan qara tizimlikka kirgizilgan Xitoy şirketlerining ichida Yaoming biologiyalik mahsulot şirketi bor bo'lib, Mazkur Xitoy şirketi AstraZeneca şirketi uchun Xitoy virusi vaksinasining tarkiblarini ishlab chiqarib kelgan. Mazkur tizimlikdagi shirkatlarga amerikalik eksport qilguvchilar mol avatishdan ilgari texmo ko'p rasmiyatlarni bajarishi kerak ekan. Tizimlikda yana lazer va avtomatlashtirish uskunalarini ishlab chiqarguvchi Haimo Shing shirketi ham o'rin olgan. Beijing Olimpiyada ko'zga chalqqan Sharqi Turkiston bayrog'i g'ulg'ulo qo'zg'adi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli Beijing qishliq Olimpiyaga qarshi sadolar davomlashayotgan bir paytda Türk chang'i tayilish mahirining Olimpik maydonida Sharqi Turkiston bayrog'ini o'tirg'i chiqarishi kuchlik g'ulg'ulo qo'zg'adi. Sharqi Turkiston xalqini irqiy qirg'inchilik orqali yo'qotishni nishon qilgan Xitoy Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining boyqut qilinish chaqiriqlari ostida olimpik mash'alini yondirib, nacharlashgan obrazini tuzashga urinayotgan bir paytda chang'i tayilish musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erishgan tunji turk mahir Fatih Arda Ipchi o'g'lining chang'isining ustidagi Sharqi Turkiston bayrog'i ijtimoiy taratqularda kuchlik g'ulg'ulo qo'zg'adi. Ammo Turkiya olimpik vakillari umiki buning Sharqi Turkiston bayrog'i bilan munosabati yo'qligini bildirdi. Türkiyelik çang'i tayilish mahiri Fatih Arda Ipchi o'g'li salohiyat musobaqalaridan o'tib, Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erishgan tunji turk mahiri bo'lib, uning tanlash musobaqasida ishlatgan chang'isidagi ko'k ranglik taglikda oq ranglik hilal oy va yulduzning bo'lishi turk mahir Xitoyda o'tkazilgan olimpik musobaqasida Sharqi Turkiston bayrog'ini namoyon qildimi degan savollarni tug'dirgan edi. Va bu sababli ijtimoiy taratqularda uningga ko'plagan olqish sadolari yangrag'an ve irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlar bilan bir safda turganligi madhiylangan edi. Ammo Reuters agentligining xabariga asoslanganda muxbirlar Ipchi o'g'lidan siz bu masalada siyosiy pozitsiya tutdingizmi deb so'ragan bo'lib, u javoban men bu to'g'riliq so'zlay olmayman. Men faqat Turkiya bayrog'i haqida so'zlay olaman. Men Turkiya bayrog'i bilan musobaqaga qatnashdim. Bunidan ortiq javob bergim yo'q degan.
Türkiye Olimpik Komiteti mesulleri bu ahvalının bütünlüğü uqışmaslıq ikenlikini, Türkiye ve Şarkı Türkistan bayraklarının uqşaş hilal ay yıldızlıq buluşu ve mezkur mahirinin çangısının təgilik rengi kök bolğanlıqı sebeplik xata düşünüş yüzbergenlikini etkan. Ve xata düşünüş keltürüp çıkarmaslıq üçün bunundin kiyin tənərketçimizin çangısı da hilal ay ve yıldız ornığa Olimpik Komitetinin giribini işildimiz deb ifade bildirgen. Şundaqtımı Türkiye Devletlik Akbarat Organı TRT'nin Gırmancı sahipisi de Türk mahiri Şarkı Türkistan bayrağını körüstüp, Beijing Olimpiki'de ünsiz namayış kıldı degen mezmunda kısqı haber tarıqtılgan. Növette ictimai taratqularda Fatih Arda İpçi oğlunu Uyghur Türklerini kollab siyasi meydanını ihbadildi deb alkış yağdırgan dünyanın her qaysi jaylardaki Uyghurlar ve Türk halkı bu bayanattan çunqur əfsuslanmaqda. Xitay rejimi köpligen devletler ve xalqaralıq teşkilatlarının bayqut qilishi ve qarşılığı qarmay, aldınqı hafta 2022 yıllık Beijing qışlıq olimpik tenerket müsabiqasının meşilini yakan bulup, izgil halde Xitayını qollab kelgen devletler bu qatimliq olimpiktimi Xitay bilen bir sep tuturgan. Növette müsabiqiga qatnaşkan mahirler olimpik mezgilde türlük usullar bilen Xitayının irqi qırğınçılıq cinayetige qarşı avaz çıkarışqa narazılıq bildirişge çağırılmaqta. Angliya Xitay üstidan savdo tashkilotiga sunilgan arizga qo'shildi. Angliya hukumatı Amerika ve Avustraliyaga qo'shilib, Yevropa ittifoqining Xitayning Litvaniyaga qaratgan savdo jazosi to'g'risida dunyo savdo tashkilotiga sunilgan arizini qo'llaydiganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Angliya xalqaro savdo vaziri Anne Mari Trevelyan 7 fevral Twitter'da uchur yollab, biz ittifoqdoshlarimiz Litvaniya ve Yevropa ittifoqini qo'llab Xitayning Litvaniyaga qaratgan majburlash xarakterlik savdo harakatiga qarshi turamiz. Biz uchinchi taraf sifatida iqtisodiy majburlash qilmishlariga o'rtaq qarshi turishga kafolatlik qilish uchun Yevropa ittifoqining Xitoy ustidan dunyo savdo tashkilotiga sunilgan arziga qo'shilamiz degan. Litvaniya hukumatı bultur poytaxt Vilniusda Tayvanning Litvaniyada Tayvan nomi bilan vakolatxona qurishiga qo'shilgan. Bu sebeplik Xitay bultur 13. ayda Litvaniyanın təxminən 3 milyon 800 min dollarlıq melinin Xitayğa kirişigi çekilimi koygan. Bu yıl 27 yanvar Yevropa İttifaqı Dünya Savdo Təşkilatı'a Xitayının Litvaniyaga qaratqan bastırış kılmışı üstüdün əriz sunğan. Xəbərdə qeyd qılınışca növətti Yevropa İttifaqının Dünya Savdo Təşkilatı'dan iki tərəflik talaş tartışını həl qılıp berişini tələb qılıştın başqa yolu qalmağan. Arız sunulgandekin Amerika, Kanada ve Tayvan qatarlıq devletler 3-cü taraf süpitide Yevropa İttifaqının Xitay üstüdün sunulgan arızıgı qatnışını xalaydıqallıqını bildirgen idi. Məlum buluşca Xitay Litvaniyaga qarşı Dünya Savdo Təşkilatının qaidesige uyğun gelmeydiğen savdo çeklemesi qoyğanlıqını uçuq aşkarı rət qılgan. Ama Xitay Litvaniyaga bir Xitay siyasetige xilaplı qılgallıqı sebeplik bedel töleydiqallıqı haqqıda təhdit salgan. Amerika Tayvan'a 100 milyon dolarlık koral setişini tasdikledi. Amerika Tayvan'ın başkurulduğun bomba sistemisinin derecesini östürüş üçün Tayvan tarafı 100 milyon dolar kımmetide koral yarak setip bir işini tasdikledi. Reuters agentliğinin 7 fevraldaki haberde bildirilmişçe, Amerika Tayvan'ın vatanperver başkurulduğun bombadan müdafiyeni sistemisini qoğdaş, asıraş ve yaxşılaş üçün Tayvan'a 100 milyon dolar kımmetideki əslihe ve mülazimet setip bir işini tasdikledi. Amerika Devlet Müdafiyesi Bihaterlik Hemkarlık İdarisi bu axtı elan kılığan bayanatı da vatanperver müdafiye sistemisinin derecesini östürüş yardım kubul kılığıç tarafının bihaterlikini yakışılaşkı yardım berdi. Hem de rayonun siyasi mokumluğu, herbi tanponluğu, iqtisadi ve terakiyatı yardım berdi deyilgen. Bayanatı yana bu qetimli koral setişinin Tayvan'ın koral gücünü zamanıvilaştırış ve işençilik müdafiye iqtidarını saklap kılış tirişçallıqını kollaş üçün ikkallıkı Amerika'nın devlet, iqtisad ve bihaterlik menfaatigimi uygun işkalliki bildirilgen. Tayvan Taşkı İşler Ministerliği bayanat elan kılıp, Tayvan'nın Xitay'nın herbi kinayimeciliki ve iğvagarçilik hareketlerine karşı müdafiyesini müstahkemlep, devlet bihaterlikini qoğdaydıqallıqını, Tayvan-Amerika hemkarlık münasibetini devamlıq çunqurlaştırdıqallıqını bildirgen. Xitay'nın Amerika'da duruşluq baş elçisi aldınqı ayda Amerika'ya tehdit silip, Amerika Tayvan'nın müstakillikini kollığan takdirde, İki devlet otursa da her bir tokunuş yüz bir işi mümkünlükini bildirgen idi. Teşkilatlar Birliği'nin Halk Diplomatiyası Hayeti Avrupa'da ziyareti buldu. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Halk Diplomatiyası Hayeti 2. katımlık Avrupa ziyaretini başlayan bulup,
7 fevral Germaniyada Milli Görüş Teşkilatı mesulları bilen körüşti. Heyet Gollandiya Şarkı Türkistan Vakfı Reisi Abdurrahman Abdullah, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Azası Ustaz Nizamedin Temkini, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin katibi Abdurreşit Emin Katarlıklardan teşkillendi. Heyet 7 fevral Germaniyada faaliyet kılıvatkan İslam Cemaati Milli Görüş Teşkilatı Yaşlar Tarmakı'nın reisi Furkan Kahraman Efendi bilen Kölündeki baş merkezide körüşti. Körüşte Şarkı Türkistan davasıda hemkarlaşıp hizmet kılış meselesi müzakere kılındı. Heyet şu gün yine Milli Görüş Teşkilatı'nın muavin reisi Murat İleri Efendi'ni öz içine alan köpligen mesulları bilen körüşüp Şarkı Türkistan davasının terakkiyatı ve kelgüsüdeki hizmetler hakkında söhbet ötküzdü. Halk diplomatiyası heyeti yine planı boyunca Germaniyada başka uçuruşlarda bulmakta. Hindi muritleri Xitayını ülge kılıp Müslümanlarını bastırışını talep kıldı. Bir kısım Hindi dini muritleri Hindistan Müslümanlarına nöbette Uygur Müslümanları baştan geçirvatkan irki kırgıncılık siyasetini icra kılış gereklikleri hakkında tehdit salgan. El Cezire'nin haberde bildirilişçe aldınkı hafta Hindistan'ın Avtar Bradesh vilayetinde ekilgan Hindi dini muritlerinin bir yığılışı da kuludu kılıç tutup alğan bir türküm radikal Hindi muritleri Hindistan Müslümanlarına tehdit selip Xitayning Uygurlarga yürgizgen irki kırgıncılık siyasetini Hindistan Müslümanlarına tetbiklaşının zürürlüğü hakkında jar salgan. Tarqalgan sinda bir Hindi muriti İslami cihatının dünyaya xatar elip kelganligini, bularını yoqutuş üçün Xitayning Uygurlarga qaratgan siyasetini icra qilish kerakligini aytgan. Rahiplar sözler diyene Müslümanlarını Hindi diniga kirgizishini Hindistan Başministeri Modi'nin Hindistan'ı faqat Hindi muritlarının devleti deb e'lon qilishini talep qilgan. Yig'ilishga qatnashgan rahiplar muxbirlarga söz qilib, Xitoyning musulmonlarni har xil qiyin qistoqlar bilan butunlay yo'qotishga uringanligi haqidagi ko'rinishlarning oshkora ekanligini bildirgan va Hindiston hukumatini Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan qirg'inchilik siyosatini Hindiston musulmonlariga qo'llanishga chaqirgan. Nazarbayevning barlik huquqi amaldan qoldirildi. Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning barliq siyosiy huquqlarini amaldan qoldirgan qonunni tasdiqladi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha Qozog'iston prezidentlik mahkamasi Nursulton Nazarboyevga munosabatli qonunning imzolanganligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan. Bayonotda aytilishicha prezident To'qayev asosiy qonundagi birinchi prezident Albashi qonuniga tuzatish kiritish taklif qilingan qonunni tasdiqlagan bo'lib Bununga asosan Nazarboyevning Qozog'iston Xavfsizlik Kengashi va Xalq Kengashidagi umr bo'yi prezident bo'lish huquqi amaldan qoldirilgan. Davlatning ichki va tashqi siyosatiga munosabatlik masalalarida Nazarboyev bilan birlikda qaror qilish taklif qilingan modda chiqarib etilgan. Mazkur qonun loyihasi bunundan ilgari Qozog'iston parlamenti tomonidan tasdiqlanib, prezidentning tasdiqlashiga avatib berilgan edi. Nursulton Nazarboyev Qozog'istonda taxminan 30 yil hokimiyat yurgizgandan keyin 2019 yili prezidentlik huquqidan iste'fo bergan edi. Ammo Qozog'iston Xavfsizlik Kengashi Qozog'iston Xalq Kengashida umr bo'yi prezidentlik qilish huquqini saqlab qolgan edi. Turkovak vaksinasi Turkiyaning barlik viloyatlarida emlanishga boshlandi. Turkiyaning Xitoy virusiga qarshi tadqiq qilib chiqqan yerlik vaksinasi Turkovak davlat miqyosida emlanishga boshladi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha Turkiya Sahiya ministri Fahrettin Koca yerlik vaksina Turkovakning 81 viloyatdagi shahar doktorxonalari bilan tarbiyalash va tadqiq qilish doktorxonalarida emlanishga boshlanganligini bildirib, Turkovak avatilmagan viloyat qolmadi. Vaksina emlatmagan kishi qolmasin deganlarni qayd qilgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Aslarını Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.